İYİ Parti arası milletvekili adayı İrfan Sönmez seçim çalışmaları kapsamında seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Sönmez seçimlerden Millet İttifakı'nın başarılı çıkması halinde hangi bakanlıkların hangi partilere verildiğini açıkladı. Elazığ İYİ Parti milletvekili adayı Avukat Doktor İrfan Sönmez seçim çalışmaları kapsamında temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti Elazığ milletvekili adayı İrfan Sönmez seçim koordinasyon merkezinde partililer ve vatandaşlarla buluştu. İYİ Parti Elazığ milletvekili adayı İrfan Sönmez, Türk milletinin Elazığ'ın çıkarlarını korumak amacıyla yola çıktıklarını belirterek seçimlerin önemine vurgu yaptı. Bir kişiyi burada milletvekili yapmanın mücadelesini vermiyoruz. Biz bir kişinin hırslarını tatmin etmek için burada bulunmuyoruz. Biz yola Türk milletinin çıkarlarını korumak, sahipsiz Elazığ'ın sözcüsü olmak, tercümanı olmak, bu ülkenin, bu şehrin kangrenleşen problemlerini çözmek için yola çıkıyoruz. Ve kazanacağız. Aferin. 14 Mayıs seçimlerinde sadece milletvekili seçmeyeceğiz. Bundan sonra Türkiye'nin nasıl yönetileceğine karar vereceğiz. Bir tarafta başkanlık sistemi adı altında ucube bir sistem, bir kişinin keyfi nasıl istiyorsa o şekilde yönetilen bir ülke, bir taraftan da biz bu ülkeyi tek adam ülkesi yapmayacağız. Demokratikleştireceğiz diyen başka bir muhalefet. Bir tarafta diktatörlük, bir tarafta demokrasi, bir tarafta yağma düzeni, bir tarafta doğruluk, adalet, bir tarafta zulüm, bir tarafta iyilik. Bizim 14 Mayıs'ta vereceğimiz karar budur. Elazığ'da da biz eze eze bir milletvekili çıkaracağız. Elazığ'ın ikinci büyük partisi İYİ Parti. Ama biz birinci parti olmalıyız. Elazığ'ı biz yönetmeliyiz. Bu vatanda kızıl yıldız, orak çekişli bayraklar dalgalanmasın diye mücadele ederken siz yatak odalarınızda mücahitlik yapıyordunuz. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin gerekli görüşmeleri yaptığını ve bakanlıkların belirlendiğini ifade eden Sönmez, hangi bakanlıkların hangi partilerde olduğunu açıkladı. Partiler arasında gereken görüşmeler, anlaşmalar yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı İYİ Parti'nin, iyi dinleyin. Sağlık Bakanlığı İYİ Parti'nin, İçişleri Bakanlığı İYİ Parti'nin, Ekonomi Bakanlığı İYİ Parti'nin, Adalet Bakanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Hazine Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Dışişleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Yatırımcı Bakanlıkların bir kısmı Cumhuriyet Halk Partililerin. Yarın işiniz düştüğünde bize geleceksiniz. Sakın yanlış yapmayın. Bunlar gitmez diye korkularınızın esiri olmayın. Hele biz seçimi alalım, onları tıpış tıpış göndereceğiz.